Herkese merhaba. E, yorum sayısı ve beğeni sayısı yüksek olanları yine çekiyorum demiştim. TSKB çok fazla yorum ve beğenisi beğenisi var, isteniyor demektir bu da. O zaman biz de bunu e, yayınlayalım. Bu arada e, dediğim gibi yorum ve sayısı e, yorum sayısı etkiliyor, beğeni sayısı etkiliyor videoyu tekrar çekerken beğenin değil arkadaşlar. O, yani bu anlamda olumsuz eleştirilere açığım yorum kısmına fikirlerinizi yazabilirsiniz. Benim derdim ne kadar çok takip ediliyor. Takip edilmiyorsa çünkü çok yorucu bir iş bu video çekmek ve analiz etmek. Bir günde 7-8 tane video çekmek ve onu yayınlamak uzun iş oluyor. O yüzden en azından izliyorsanız fikriniz varsa olumsuz onu da yazabilirsiniz. İlle olumlu bir şey olacak diye bir şart yok. Şimdi TSKB için en son çizimimiz şuymuş. Ee, bu çizimden sonra e, bakalım ne olmuş. Şuradaki play tuşuna bastığınızda bizim çizimizden sonraki durumu bize gösteriyor arkadaşlar. Aslında çok da büyük bir hareket yapmamış. Yani şu sarı bölgeden önce çizmişiz biz ve burada neyi zorlamış? Sürekli trade position'ı zorlamış ve burada geziyor. Şimdi gelelim oraya. Bu arada e, ee, FXmatic Borsa olarak geçiyordu. İsim değişikliğine gittik burada. E, ee, aynı oldu. HG ve Trade diye geçiyor artık arkadaşlar. Ee, burada da şuradaki grafik ara kısmında istediğiniz grafiği arayabilirsiniz çizimleri varsa. Şimdi ben deminki grafiği burada tekrar açtım ama önce günlük bakmak istiyorum. Günlükteki durum nedir diye. E, çok büyük bir hareket yapmıyor gibi görünüyor. Bakalım nedir pozisyon, nedir durum. Evet yani aslında baktığımızda ne yapmış? Ee, karar bölgesiyle TSKB karar bölgesiyle şu şeyi çizgiyi kaldıralım bir özür. Evet karar bölgesiyle hala ara direnç birinin arasında dalgalanma yapıyor arkadaşlar. Daha önce ara direnç 2'yi zorlamış ki biz teknik analizde hep diyoruz ki ee, bölgeler çok önemli. Mesela hangi bölgeler önemli? İsimlerinden anlarsınız. Bakın karar bölgesi ve geçiş bölgesi. Geri kalanları ara direnç veya ara destek diye geçiyor. Dolayısıyla bir hissede eğer bir kırılım gerçekleşmişse, mesela şurada bir kırılım gerçekleşti. Biz ne deriz? Orta ve uzun vade içinde konuşabiliriz bunu. Buradaki geçiş bölgesine kadar ilerlesin. Kademe kademe gidebilir, yavaş yavaş ağır ağır gidebilir, bölgeleri yavaşça atlayabilir, hiç önemi yok. Yeter ki oraya doğru hareketini sağlıklı şekilde yürütsün. Şimdi TSKB'ye bakıyoruz. TSKB aslında karar bölgesinin üzerinde tutunmayı başarıyor mu? Yani şurada karar bölgesinin üstüne attıktan sonra güzel olan bir şey bunun altına tekrar sarkmamış arkadaşlar. Yani 1.78 seviyesinin altına sarkmamış. Evet yukarı belki ya ben hisseyi elinde tutmadığım için sadece izleyen biri olarak söylüyorum. Yani hisseyi elinde bulunduran bir kişi için belki karar bölgesinin üzerine durmak şu an bizim teknik analize göre iyi bir şey. Buraya kadar tekrar sarkar sarkmaz onu bilemeyiz ama bunun üzerinde kalabilmesi önemli bir şey. Peki yukarı yönlü hareketinde nereye gidebilmeli? Şimdi ilk ciddi bölge hep ne diyoruz? Geçiş bölgesi ve bu 2.18. Ee, ve hadi şöyle küçük çizimler yapalım. Bakın burada yukarı yönlü bir trendin içerisinde. Yani şu son mumu da dahil ederseniz. Burada hatta biraz geriden getirelim. Bu düşüşten tam döndüğü yerden şöyle çekelim şunu. Hani kabala bir e, grafik çekimi oldu ama. Yani bunun üzerinde burada kademe kademe gitse. Bence hiçbir sıkıntısı yok. Buradan yavaş yavaş gitsin bu trendi kırmasın. Ama dediğim gibi bizim çizimlerin hesaplanmasında hisseye özel çiziliyor. Ve bu hisse için. O çizimi yapmadan da size şunu söylüyor. Diyor ki önce bir ara direnç bölgesine geçsin. Yani bir 1.95'i bir, bir, bir geçsin. Bunu bir görelim diyor. Bunu bir anda yapacak diye beklemenize gerek yok. Aşağı sarkabilir, yukarı sarkabilir. Ana felsefemiz nedir? Karar bölgesinin altına sarkmasın. Önemli olan bu. Peki orta ve uzun vadede hareketler yukarı doğru oluyor. Diyelim ki parça parça da olsa yukarı doğru oluyor. Ne bekliyoruz? Her zaman diyorum ben ne bekliyoruz? Bir sonraki önem arz eden bölgeye kadar hareket gerçekleşmeli tamamlamalı. Yani benim orta ve uzun vadede tamamlanacak mı diye izlediğim yer geçiş bölgesi yani 2.18. Aşağıda riskimiz neresi? Daha aşağılara inmeden en başta karar bölgesidir. Önce bir karar bölgesine dönüş var mı? Bunun üzerinde kalıyor mu? Onu izlemek gerekiyor. Yani şu an alttaki destek bölgelerini konuşmaya gerek yok. Çok erken. Şimdi bunu saatliğe çekelim. Saatlikte nasıl gidiyor bir bakalım. Saatlikte neler yapıyor? Daha yakından bir mercekle bakalım. Bir saatliğe çektik. Araya trade position'lar geldi. Trade pozisyonlara bakıyoruz. Şimdi ana felsefe nedir? Bir trade position'dan diğerine kadar hareket bizim için önemli. Bir trade position diğer po trade pozisyonu. Yukarı yönlü veya aşağı yönlü. Peki bunu yapmış mı? Bakın burada bir trade position'dan diğer trade pozisyonuna kadar hareket yapılmalı diyoruz. Yapmış mı bunu? Bir anda yapacak diye bir şartımız yok. Yapmış mı? Yapmış arkadaşlar. Peki bu hareketi yaptıktan sonra biz ne bekleriz normalde? Önündeki ilk dirence de gitsin deriz. Normalde matematiksel hesaplama buna göre yapılıyor. Buna da gitmesi gerekir. Peki gitmiş mi? Henüz böyle bir hareket söz konusu değil. Gidecek mi? Öyle bir şey söylemiyoruz. Bu bir hesaplamadır. Hesaplama şunu söylüyor. Öncelikli olarak trade position'dan diğer trade position'a hareket bir tamamlansın. Tamamlandı mı? Evet tamamlandı. Peki bu tamamlanmadan sonra ne oldu? Bunu geçmekte bir türlü başarılı olamadı. Yani geçiyor tekrar düşüyor. Geçiyor tekrar düşüyor. Geçiyor tekrar düşüyor. Ve burada artık biraz böyle zayıf bir hareket oldu. Ve şunu da görebilirsiniz. gözünüzle çizebilirsiniz. Yani aslında şurada bakın şu bölgeyi bir kanala dönüştürdü şu bölgeyi bir kanala dönüştürdü aslında. Yani daha da geriye çekerim ama benim derdim şu son mumları da içine alarak bir geriye doğru gidelim bakalım. Bakın şu diğerlerinde ne oluyor? Gördüğünüz gibi bakın şuralarda bir dirençler oluyor ve içeri geçmeye çalışıp tekrar düşmüş. Sonra bunun içine geçmiş. Belki de tam da burada bahsettiğimiz mesafe kadar, buradaki bahsettiğimiz mesafe kadar bu dikdörtgen kanalı kırarsa yukarı yönlü bir hareket söz konusu olabilir bu mesafe kadar. Ama sonuçta ne yaparsa yapsın bu defa artık bu 1.95 seviyesine doğru hareket etmeli. Aşağı yönlü yine günlükte konuştuğum gibi karar bölgesi benim için önemlidir. Bazen bu hareket büyür diyoruz ya geri çekilme veya yukarı çıkma hareketi büyür. Bir trade pozisyondan diğer trade pozisyona kadar hareket mantığını baz alırsınız dersiniz ki karar bölgesinin altına sarksa bile ben bekleyeceğim biraz daha bakacağım. Nereyi görebilirsiniz? 1.75'i görebilirsiniz. Çünkü mantık buydu. Bir trade position'dan diğerine kadar hareketi biz doğal göreceğiz. Evet tekrar bu video ile alakalı devam isteyenler beğeni yorum kısımlarına bir şeyler yazsınlar. Ona göre tekrar biz çekim şekline getirelim TSKB'yi. Görüşmek üzere arkadaşlar.